Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Deadly 60 Doğa dizisi ile tanınan İngiliz ödüllü doğa bilimci, yazar ve televizyon sunucusu Steve Bexall, iklim krizi yörüngesinde devam ederse bazı hayvanların, nasıl görünebileceğini görselleştiren bir dizi görüntü oluşturdu. Bundan önceki günlerde, Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Londra Zooloji Derneği, işbirliği içinde yazılan 2020 Yaşayan Gezegen raporuna göre, 1970'den 2016'ya kadar, dünyanın vahşi yaşam popülasyonları yaklaşık %68 oranında düştüğü açıklanmıştı. Yani kuşlardan balıklara, memelilerden sürüngenlere, artık etrafımızda daha az canlı var ve her geçen gün azalıyor. Ve bu sadece ortalama düşüş. Örneğin, tatlı su canlılarının nüfusu %84 oranında azalmış. Nedeni ise, özellikle habitatların yok olması ve bilinçsiz orman temizliğinden dolayı. Şu anda Teksas'ta faaliyet gösteren, İngiltere merkezli yeşil enerji şirketi, Bulk ve Bexall ortaklığıyla yapılan çizimler, küresel ısınmanın neden olduğu sürdürülemez yaşam alanları karşısında, hayatta kalmak için önümüzdeki yüzyılda hayvanların fiziksel olarak, nasıl evrimleşip uyum sağlayabileceklerini öngörüyor. Bu resimde Bexall, 2040 yılına kadar Kuzey Kutbu'nun, yılın büyük bölümünde buzsuz olacağını tahmin ediyor. Bu da ayıların ya açlıktan öleceği ya da, günlerce yüzdükten sonra, boğulacağı anlamına geliyor. Karaya çıkanlar ise, çöplüklerden artık toplayacak ve melez bir pizzılay ayı oluşturmak için, boz ayılarla çiftleşecek. Bexall şunları da söyledi, kirli gri kahverengi renkteler ve büyük burun boşluklarına sahip olup Kuzey Kutbu tundrasının artık kirli havasındaki çöp ve balina leşlerini koklamak için kullanabilirler. Bir diğer örnek olarak çizilmiş hayvan ise, bu gördüğünüz daha büyük kulakları, ayakları ve daha uzun burnu olan, yarasa kulaklı tilkiler. Sıcak ve kuru Afrika çölünde leşçilik yapabilir. Morslar, Kuzey Kutbu'nda yükselen su sıcaklıkları ve buz örtüsünün erimesi nedeniyle, göç edecek hiçbir bölge bulamaz. Ve derileri inceleyerek perfüze kan damarlarının, yüzeye yaklaşmasına neden olur. Bu da, cilt derinin parlak pembe bir renge dönmesine neden olur, ve yemek bulmaları daha zor olacağından, boyutları küçülür. Bexall dişleri için ise, dişler başlangıçta hayvanları buza çekmede, bir işleve sahipti. Ancak şu anda buz olmadığı için, çoğunlukla aç pizzıl ayılara karşı, savunma için kullanılır. Bu yüzden, hançer kadar keskin olur dedi. Artan su sıcaklıklarıyla, puffinler ya da diğer adlarıyla kutup martılarının, doğal avları olan san yılan balıkları, Kuzey Kutbu'nun daha kuzeyine doğru ilerler. Ve martılar, onları takip etmeye başlar. Tundra'da yer altına giremedikleri için, yırtıcılar için kolay bir av olacakları yerlerde, yuva yapmak zorunda kalırlar. Ve renkli gagalarıyla alakalı Bexall şunları söyledi. Yüzyıllar önce, çiftleşme mevsimi boyunca, gagaları üzerinde parlak renkli bir kalkan geliştirdiler. Gelecekte ise bu onları martılar ve tilkiler gibi, yırtıcılara açık hale getiriyor. Bu yüzden gelecekte, düz bir koyu gaga ve benekli bir tüy rengine sahip olabilirler. Bununla birlikte, bu değişiklikler tüm hayvanlar için kötü değildir, ve aslan yele deniz anası, daha sıcak sulardan yararlanır. Boyutları büyür ve, daha sık ortaya çıkacak olan şişe burunlu yunuslar gibi, daha büyük avları avlamak için, daha zehirli hale geleceklerdir. Steve Bexall son olarak şunları söyledi. Bu dönüşümlerin, çok yakında gerçekleşmeye başlayabileceği gerçeği. Vahşi yaşamı korumak istiyorsak, iklim değişikliği konusunu, daha ciddiye almamız gerektiğini göstermektedir. Beyaz kutup ayıları olmayan bir dünya ya da, en sevdiğimiz renkli kuşların güzel benzersizliklerini kaybettiğini hayal edin.